Herkese merhaba, ben Özlem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çay saatlerinin altın günlerinin vazgeçilmezi olan ağlayan pasta ya da diğer adıyla ağlayan kek, artık hangisini derseniz ondan yapacağım. Çok basit bir tatlı aslında ama mutlaka her altın gününde, her çay saatinde mutlaka tatlı köşesinde olan bir tatlıdır. Çünkü yapımı çok kolay, çok lezzetli ve yumuş yumuş. Hadi o zaman malzemelerimize göz atalım. Evet canlar, malzemelerimiz 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakao. Üzeri için 1 paket krem şanti, krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpacağız. 1 paket çikolatalı hazır sos, bunu da üzerinde söylediği üzere 2,5 su bardağı sütle pişireceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Evet canlar, ilk önce ağlayan pastamızın puf puf yumuşacık kakaolu kekini yapacağız. Puf puf yumuşacık keki nasıl yapacağım? Öncelikle 3 tane yumurtamı bir kabın içine kırıyorum. Bu arada yumurtalarımı daha önceden yıkadım ve sildim. 3 tane kırdığım yumurtamın üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdığım kabaran yumurta ve şekerimi 1 su bardağı sütümü ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Damladı. Bunları da güzelce karıştırıyorum. İçine 1 paket vanilyamı, 1 paket kabartma tozumu ilave edip şöyle tekrar karıştırıyorum. Ve 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Şöyle karıştırıyoruz. Daha sonra içine 2,5 su bardağı kadar unumu ilave ediyorum. Homojen bir hal alana kadar güzelce karıştıracağız. Eğer yormak istemezseniz canlar, benim gibi el çırpıcısı da değil de bir el mikseriyle ya da bir stand mikseriyle yapabilirsiniz ama gördüğünüz üzere el çırpıcısı da gayet kolay. Harika bir şöyle efso bir kıvam aldı. Evet canlar, yağladığım tepsime şöyle güzelce kek karışımı döküyorum. Ağlayan pastamın şu an keki hazır. Hemen nereye gidiyor? Tabii ki fırına gidiyor. Fırını önceden 180 dereceye ayarladım. Ben burada kekimi yaparken o ısındı. Şimdi ısınmış fırına kekim gidiyor. Evet canlar, şu an kekim pişti. Biraz soğumasını ekledim. Azıcık soğudu. Bu arada ben bunu soğurken soğutmak için azıcık kenara koymuştum. Canlıcım sağ olsun, azıcık şöyle parmaklamış biraz kekimi. Olsun, onun parmağını yerim ben. Şimdi elimde bir çatalım var. Şöyle yarım su bardağı kadardan birazcık fazla sütüm var. Benim kayınvalidem bu ağlayan pastayı şu şekilde yapıyor. Ben mesela sütle ıslatıyorum. O hazır portakal sularıyla ıslatıyor. Ve inanın lezzeti kat ve kat daha çok artıyor. Siz de hani ilk yaptığınız olmasa da birkaç sefer sonra portakal suyuyla deneyebilirsiniz. Gerçekten lezzeti ciddi anlamda çok fark ediyor. Çok daha lezzetli oluyor. Değişik bir aroma oluyor içinde. Güzel oluyor yani. Değişik olsun derseniz portakal suyunu tavsiye ederim. Şimdi çatalladım. Çatalladıktan sonra şöyle sütümü her yerine, bütün üstünü kaplayacak şekilde şöyle güzelce döktüm. Bir saldırdık, kendine getirdik. Bu soğukken ben de krem şantimi böyle arkasında yazana göre, yani bir su bardağı soğuk süte bir paket krem şanti şeklinde güzelce mikserimde çırptım. Şimdi bunu döküyorum.
elimdeki spatula yardımıyla güzelce bir her yerine değecek şekilde düzenleyeceğim. Var ya, efsane olmadı. Şimdi eminim ki sizin en büyük probleminiz bu krem şanti güzel mi? Bu krem şantini güzel düzenlenmesi için yapacağımız şey çok basit. Bir yemek kaşığının arkasını sadece şöyle ıslayacağız. Ve bakın nasıl kayıyor, gördünüz mü? Çok daha kolay şekil verebilirsiniz. Evet. Şu an krem şantiyle pastam hazır. Şimdi bunu da böyle bir yarım saat kadar bekleteceğim dolaptaki krem şantiyi bir kendine gelsin. Evet canlar, yarım saat güzelce krem şantiyi olarak dinlendik ikimiz. Ben de o arada içine çikolatalı sosu yaptım. Çikolatalı sosu paketin üzerindeki tarife uygun olarak yaptım. Ve güzelce sosunu soğuttum. Soğutmak çok önemli bu noktada. Çünkü eğer soğutmadan direkt krem şantiyi üzerine dökerseniz dalgalanma yapacaktır. Bol bol. Ay eyvah. Sürerken dikkat edin. Alttan krem şanti aldığınız anda dediğim gibi dalgalanma yapıyor. Ya var ya, bu çikolata sosu kokusu bile geçiyor ya. Yemek için şu an katmanlarını düşündükçe insan bir mutlu olmuyor mu Allah aşkına? Evet, şu an ağlayan pastam hazır. Şimdi güzelce bunu dilimleyeceğim. Biraz Antep fıstığı ve kirazla süslemeyi düşünüyorum. Markete gittim, çilek kalmamış artık. Çilek kalmadığı için kiraz kullanacağız. Şöyle. Küçük olmasın dilimlerimiz, değil mi? Büyük büyük. Efsane oldu, efsane. Şöyle her dilimin üzerine artık fıstığı dökeceğim. Görüntü olarak çilek tabii ki çok fazla yakışıyor ama kalmamış. Biz de kirazla süsleriz. Evet canlar, şimdi sizin için dilimini çıkartıyorum. Hoppa. Tududum. Nasıl görünüyor ama? Ah çok güzel. Evet canlar, geldik en heyecanlı kısma, yani tadım kısmına. Biraz daha küçük parçalayayım. Yemin ediyorum, efsane. Boşuna bu lezzet vazgeçilmezlerimizden demiyorum. Hemen deneyin, bana